Sevgili arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi bugünkü e, toplananların hepsini tema vaktına gönderelim. Liste sanırım orman vardı en son. Hala duruyorsa oraya göndeririz. Gönderdiklerimi de büyük gruba gönderin bakarsınız. Zehra teşekkür ederiz desteğin için. Bugünkü konuşacağımız konu ruhun karanlık gecesinin arasını vermişken hazır. Çünkü birinci ve ikinci videoyu yaptık. Mutluluk arayışı bir ilizyon mu? Bunlardan konuşacağız. Çünkü neden? Şu anda içinde bulunduğumuz durum, yani böyle bu kanalı takip eden eğitimdeki öğrenciler olsun, bu videoya denk gelmiş insanlar olsun. Özellikle bir önceki ruhun kanalı keçesi videosuna denk gelenler. Çünkü çok fazla yorum görüyorum. Bu videoyla buraya denk geldim. Çok kötü şeyler yaşıyorum diye. Bunun arasında ufak bir pauza vermek istedim bu konuyla alakalı. Hazır bugün de yeni başlangıç eğitim grubumuz başlıyorken ve birçok şey sıfırdan başlayacakken bu konuyu konuşmak bizim için önemli. Tamam mı? Benim için de çok fazla önemli bir konu bu. Tıpkı Ruhun Karanlık Gecesi'nden bile daha önemli diyebilirim. Çünkü buradaki mutluluk arayışı aslında bir ilizyon mu sorusuna hem evet hem de hayır diye bir cevabım var benim. Öncelikle bununla alakalı biliyorsunuz ki Tanu Aktım YouTube kanalında canlı yayınlarda Patanjali Yoga Sutraları, Bhagavad Gita'ları, Upanishadları falan okuyoruz. Yine ben size onlardan birkaç tane örnek çıkardım ki onları öncelikle sizinle paylaşayım diye yazdım onları buraya. Ondan sonrasındaysa bu konuyu kendi aramızda konuşmaya başlayacağız. Bu esnada da sorularınız varsa lütfen sorularınızı yazın. Şimdi bu dünya üzerinde ya da bu evrende ya da bu bütün varoluşta iki tür mutluluk vardır. 2. Birincisi tıpkı bir şeyler yemek, eğlenmek ya da bir film izlemek için gittiğiniz belli lokasyonlar, kafeler veya sinemalar vardır ve orada bir ücret karşılığında yani ödemesini yaparak karşılığında kısa bir süreliğine bir hizmet alırsın ya. 1 bu mutluluk türü vardır hayattan beklediğiniz bütün ve bu olursa sonsuza kadar mutlu olacağım dediğiniz şeyler de bu mutluluk türüne yani geçici mutluluk türüne dahildir. İkinci ve yegane gerçek mutluluk türü ise insanın artık mutluluğun kendisi olduğu bu prakriti ve madde içerisinde kaybolmadığı evrim ya da zaman dilimine geçtikten sonradır. Bu iki tür mutluluk birçok insanın kafasında çok büyük bir soru işaretidir. Çünkü çoğu insan bu iki tür mutluluğun ikisini de aslında tek bir tür zanneder ve şu olursa mutlu olacağım. Bu olursa mutlu olacağım. Bunu yapabilirsem mutlu olurum. Şunu satın alabilirsem mutlu olurum. Şu kişiyle görüşürsem mutlu olurum. Burada bu gerçekleşirse mutlu olurum. Yani aslında bu inandığımız ve güvendiğimiz bir sistem, bir yaradan var ya hani bizi her zaman gören ve yukarıdan bizi çok net bir şekilde izleyen. Bu izleyen ve her şeyi bilen ve her şeyi gören yaradanın varlığına inandığımız ve güvendiğimiz halde onun bizim için planladığı şeylerin çok da iyi olmadığını düşünüp kendimize daha farklı mutluluk sebepleri çıkartmaya çalışıyoruz ve zannediyoruz ki bizim kendi istediğimiz şeyler aslında yaradanın bizim için istediklerinden çok daha iyi. Böyle bir yanılgımız var. Ama bu normal. Neden? İnsani vücutta, bu zihinde, bu duygularda bulunduğumuz sürece, kendi öz benliğimize tam anlamıyla ulaşmadığımız sürece gördüğümüz şeylerin gerçekliğini sınırsız ve sonsuz diye zannediyoruz. Bu da bizi büyük bir yanılgıya düşürüyor. Tıpkı aslında her şey tam ve tamam veya sessiz olduğu zaman dilimlerinde kendi içsel duygularımızın çok da önemli ya da çok da bize ait olmadığını gördüğümüz ve bildiğimiz halde bir şey olmadığında, istediğimiz bir şey olmadığında veya hoşumuza giden bir şey gerçekleşmediğinde zannediyoruz ki hayat bizim için çok kötü şeyler planlıyor. Yani hemen sistemi suçluyoruz çünkü istediğimiz şey gerçekleşmiyor. Ama şunun altını çizmek isterim ki Yaradan bence bizim kendimiz için kendimize planladığımız ya da sahip olmaya çalıştığımız ve güzel zannettiğimiz şeylerden çok daha güzellerini bizim için planlıyor. Bizim gözden kaçırdığımız en büyük nokta bu. Tıpkı ruhun karanlık gecesinde çok kötü zamanlar yaşadığımızın farkına varmamız gibi ve herkesin farkında varacağı gibi ki bunu herkes yaşamaz demiştim zaten uyanış sürecindeki olanlar yaşar. Tıpkı bu süreç gibi kendimizi kötüleşmiş, iyileşemiyor ve istediğimiz şeylerin olmadığı sıkışık bir dünyada zannediyoruz. Oysa öyle değil. Bu kanalı uzun zamandır takip ediyorsanız zaten algımızın aslında burasının bir hapishaneden daha çok bir öğrenme yeri, kendi özbenliğimize dönme yeri olduğunu bildiğimizi ve bunun peşinde koştuğumuzu biliyorsunuz ki siz de bunlar için ve kendinizi tanımak için bu yolu tamamlamak için zaten sürekli bu videoları izliyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, eğitimlere geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama burada bizim ayırt etmemiz gereken iki farklı mutluluk türü var. İlk mutluluk türü bizim istediğimiz ve sonunda bize acı getirecek olan ve kesinlikle bir yararı olmayan bir süre sonra sönecek olan geçici ve hatta bunun karşılığında ödeme yaptığımız mutluluk türüdür. Ve bunun sonu asla tamam, tam anlamıyla tamamlanmaya varmaz. İşte bu ilizyon olan mutluluktur. Bu şu demek değil. Bu hayattaki hiçbir şeyi almayalım, hiçbir şey istemeyelim demek değil. Bu hayatı yaşıyorsak bu hayatın gerçekliğini, güzelliğini, algılarını, öğretilerini, her şeyini almak ve çok güzel bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ama içinde kaybolmadan. İşte bu ilk baştaki istenilen mutluluk türü ya da bahsedilen mutluluk türü var olan insanların %98'inde vardır. Diğer %2'si de aydınlandığı için bunun peşinde değildir. Ve tamamen bir ilizyondur. Biz zannederiz ki bir şeye sahip olduğumuzda mutluluk bizim için okey olacak. Ve biz bunu bedavaya kazandık. Bedavaya kazanacağımız hiçbir şey yok bu hayatta. Bu hayatta geçici olarak istediğimiz her zevk için bir bedel öderiz. Enerji öderiz, durum öderiz, manevi bir şey öderiz, maddi bir şey öderiz, fark etmez ama öderiz. Ve bu bize sadece geçici boş deneyimler sağlar. Ama oysa gerçek mutluluğun kavramı kişinin tamamen kendini bilmesiyle alakalıdır. Sınırsız mutluluk içinden çıkamayacağın, çıkmayacağın kadar hatta mutluluğun kendisi olduğunu kendinde fark edeceğin kadar o sınırsız mutluluğa ulaşma süreci ancak kişinin kendini öğrenme yolundaki adımlarıyla gerçekleşir. Bu kadar eğitimler, bu kadar fikirler, bu kadar videolar, pratikler, çalışmalar bunların hepsi kendini öğrenmen için. Kapat birkaç dakika gözlerini, geçmişlerini düşün. Çok böyle olsun istediğin şeyleri düşün. O olsun istediğin şeyler oldu. Olduktan sonra tamam oldun mu? Bunu bir düşün. Her şey bitti. Ben okeyim artık dedin mi? İster para, ister ilişki, ister mevki, ister ego konunun ne olduğu fark etmez. Tamam diyebildin mi? Tamam diyebildin diyen bir kişi bile çıkmayacaktır içinizden. Eğer diyen varsa da kendi egosuyla şu an takılıyordur. O yüzden çok normaldir. Ama yarın bir gün istediğin bir şey olmadığında tekrar bu düşündüğünü bir gözden geçir. Birkaç dakikalığına gözünü kapat. Bir fark et. Yani senin bu zamana kadar istediğin ve sahip olduğun şeyler yine seni tamam etmedi. Ve sen bunların karşılığında bedel ödedin. Maddi manevi, zaman, yaşam, belki de yaşamlar ödedin. Sırf istediğin basit şeyler için. Bunların detaylarını eğitimde konuşuyor olacağız zaten sınıf ilerledikçe. Ve hala tamam değilsin ki şu anda burada bu videoyu izliyorsun. Şu anda burada bu videoyu izliyorsan gerçekten mutluluk algısıyla ilgili bir eminliğin yoktur. Öğrenmeye çalışıyorsundur. Biliyor olsan zaten ha ben zaten mutluyum der. Bu videoyu izleme tenezzül bile etmezsin. Demek ki eksik olan bir şeyleri sen de hissediyorsun. Bir şeyler acaba tam anlamıyla gitmiyor mu cümlesini sen de hissediyorsun. İstiyorum alıyorum yine olmuyor ne oluyor ya burada cümlesini sen de hissediyorsun. Bunu hissettiğin için şu an burada kendinle ilgili bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. İşte o kendinle ilgili öğrendiğin her şey öğrenme aşamasında sürekli yükselen bir şey değil. Bazen düşeceğiz, bazen kalkacağız. Bazen üzerimize çamur atacaklar, bazen biz kendimiz çamura düşeceğiz. Bazen bisikletle ilerleyeceğiz, bazen uçakla ilerleyeceğiz, bazense tak diye bin kilometre gidebileceğiz. Çünkü yol böyledir. Kendini öğrenme süreci böyledir. Atman'la Brahman'ın bir olma süreci böyledir. Dışarıda aradığın ve seni mutlu edecek olan şeylerin varlığı olduğuna eminim. Mutlu olursun geçici bir süreliğine ama kalıcı olarak mutlu olamaz. Amaç burada mutluluktan da öte bir şey bence. Ama konu mutluluk gibi aksedildiği için mutluluk diye dile getiriyorum ben bunu. Bu yaşamlarda veya önceki yaşamlarda bu benim kendi bireysel fikrim. kendini bilmekten daha öte hiçbir şey yok. Çünkü kişi kendini bilemediği için birilerinde kendini arıyor ve diyor ki onunla olursam mutlu olurum. Bir şeylerde kendini arıyor, diyor ki onu alırsam mutlu olurum. Şu kadar zaman geçerse mutlu olurum. Çünkü kendi içinde bir eksiklik var tamam olma durumu veya mutluluk durumu sahip olmadığınız bir şey sahip olduğunuzda girdiğiniz haldir ilizyondaki hali. Çünkü neden ben sahip değilim? Sahip olmadığım şeye sahip olunca mutlu olacağımı zannediyorum. Çünkü bende o eksik. İşte bu ilizyonun kendisidir. Çünkü hep eksik hissedeceksin. Neden? Çünkü eksikliğini duyduğun şey dışarıda değil. İçeride ve bu da ben uçtum kaçtım bakın ben neler görüyorum aya sıra seyahatler yaptım demek değildir. Bu yolda ilerlerken bu tür bilgilenmeler, güçler görecekleriniz yok mu? Tabii ki var. Bu yolun kendisi zaten. Ama sırf onlar için bu yola girilmez. O yüzden biz eğitimlerde hep diyorum ki uçmayı kaçmayı planlayan gelmesin. Uçma kaçma aşaması alt tabakayı tamamladıktan sonradır. Onun haricinde kişi inanılmaz bir yanılgıya düşer. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden gerçek mutluluk kişinin kendi benliğini yüzde yüz bilmesidir. Ve bu bilme yolu meşakkatlidir. Ama bu bilme yolunda giderken gözden kaçırdığımız şey ne? Anda elimizde olan şeyler. Şu anda burada bu videoyu dinliyorsun. Şu an bu anın içerisindesin. Kafanda milyon tane geçmişle ilgili bir şey düşünüyorsan annenle ilgili problemlerin var. Geçmiş problemler. Kafanda bir sürü gelecekle ilgili sorunların varsa babadan kaynaklanan köklenme sorunları ve gelecek kaygısıdır. Bunların hepsi çalışmalarla temizlenebilecek şeylerdir. Sana ait sorunlar değildir. Yaşam boyunca deneyimlediğin problemlerin açığa çıkarttığı ve senin bilinç altında kalıp sende enerjisi olan ve o enerjiyi daha temizlemediğin problemlerden dolayı bunları hissediyorsun. Onun haricinde Normalde şu anda bu videoyu dinliyorsan elinde bir içeceğin varsa elindeki içeceğini yudumlayıp dinlersin güzel güzel. Çünkü andasındır. Şu anda ne alıyorsan buna bakarsın. Buna bakman gerekir. Anda elinde sahip olduğun şeyler sahip olmak istediğin şeylerden daha aşağı değil, tam tersi. Yaradan'ın şu anda size verdiğine varsa bak şu anda neredeyse Şu anda ne yapıyorsan, şu anda nasıl bir ruh halinde bulunuyorsan, şu ana kadarki zaman diliminde sahip olabileceğin en yüksek şey şu anda bu. Ama gözün daha üstündeyse ya da daha aşağısındaysa şu anki hali bırakmayı ter tercih ettikten sonra asla daha üstüne geçemezsin çünkü basamakları geçtiğinde daha üstüne gidebileceksin zaten. Ve istediğin şey senin için yaradanın senin için planladığı şeyden daha üstün değildir. Bununla alakalı size dediğim gibi canlı yayınlarda konuşumuz Patanjali Yoga Sutralar vesaire gibi kitapların içerisinden birkaç tane örnekler buldum. Bu kısmı anlatan sadece 3-4 tane. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Yazmıştım şuraya. Öncelikle Patanjali Yoga Sutralarından başlıyorum. Çünkü şu anda o kitabı okuyoruz zaten. Patanjali Yoga Sutralarının birinci bölümünde yani samadi yani aydınlanma bölümünde bize ne, neyden bahsetmişti? Yoga ve zihin dalgalanmalarının durulmasından bahsetmişti. İşte o isteme arzusu. Bunu istiyorum gelirse mutlu olacağım. Hayır sen zaten şu anda mutlusun sadece göremiyorsun çünkü elindekiler elinde olduğu için değerini bilmiyorsun. Patanjali'nin Yoga Sutralarında mutluluğun ve içsel huzurun anahtarı olarak yoga tanımlanır. Yoga neydi? Birlik. Her şeyle bir halde olma durumu. Her şeyle bir hal, halde olma durumu ne hocam ya? Benim isteklerimle bunun ne alakası var? Her şey zaten sende mevcut olduğu için. Dışarıdan arzulayabileceğin bir şey yok. Çünkü dışarısı yok. Ama ben bunu istiyorum. Var. İşte o dışarıda gördüğün şey içinin yansımasıdır. İçinde bir şey yarattığın için dışarıda görüyorsun. Dışarıda gördüğün şey kendi içinde var ettiğinde hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksın. Neydi Patanjeli'nin 14. kitap analizi bölümünde ne demiştik? Sanırım İslam'ın daydı. Aydınlanmadan sonra nasıl bir yazı yazmıştı? Sanırım şöyleydi. Bu zamana kadar başıma gelen şeylerden dolayı minnet doluyum. Başına kötü bir şey gelmiş olsa bile. Çünkü önemli değil. Çünkü aydınlandıktan sonra her şey gerekli olduğunu bilirsin. Şu anda başıma geliyor olan şeylerden dolayı minnet doluyum. Gelecekte başıma gelecek olan her şeyden dolayı da minnet doluyum. Çünkü anı biliyorum. Ve biliyorum ki bu sistem yani bu yaradan bizi izleyen bir yaradan vardır diye düşünüyorum. Bizim kötülüğümüzü isteyecek hali yok. Ama biz kumda oynamayı, toprakta oynamayı, çakılda oynamayı çok istiyorsak yine bekleyip bakar durur. Der ki tamam oynamak istiyorsun madem git oyna. Onunla mutlu olacağını zannedersin. Ve sana hiçbir şey söylemez yaradan. Karışmaz. Der ki oynamak istiyorsun. Oyna bu senin özgür iraden. Gitmek istiyorsan git. Senin özgür iraden. Nasıl olsa tamam olmak için için dolup taşmaya başladığında geri geleceksin bana. Tıpkı Yunus Emre aşkın yolculuğunda Yunus Emre'nin başka şeylerle tamam hissettiği ama Tapduk Emre'nin o öyle değil deyip başka yollara sürükleyip kendi yoluyla öğrenip geri gelmesi gibi. Ruhun karanlık gecesinde de olduğu gibi. Kendi mutluluğunuzun elinizde olduğunu görmeniz lazım. Hocam çok sıkıştım ne yapmam lazım? elindekiyle mutlu olman lazım. Durman lazım. Çok sorguluyorsun biliyorum zihnin çok dolu ne yapacağını bilmiyorsun çok sıkıştır insanlar uçuyor kaçıyor sen uçup kaçamıyorsun etrafındakiler maddi anlamda çok rahat sen rahat değilsin millet eşiyle huzurlu sen huzurlu değilsin sorguluyorsun uçlarını birbirine bağlamaya çalışıyorsun bağlayamıyorsun bazılarını bağlıyorsun anlamlı, anlamlandıramıyorsun ve sonra diyorsun ki hocam atman anlatıyorsunuz nerede bu atman ve aslında bunun cevabını birçok videoda defalarca konuştuk. Sen çok hareket ettiğinde ve konuştuğunda evren sadece dinler. Tıpkı Atman gibi. Çünkü evren Brahman'dı. Brahman Atman'dı. Bunların hepsi aynı şeydi. O zaman sen zihinle sonucunu ve başlangıcını bulamadığın şeyleri sorgulamayı bıraktığında ve durmayı öğrendiğinde sakin kalmayı öğrendiğinde yani sessizleştiğinde ben zaten yapmam gerekeni yapıyorum. Elimdekiler için minnet doluyum. Yaradan benim için en güzelini planlıyordur. Ben yaradandan daha biliyormuş gibi yapmama gerek yok dediğinde bir sessizlik dönemi başlar. Bu sessizlik dönemi Ruhun Karanlık Gecesi'nin 3. videosunda anlatacağım güven ve teslimiyet yani yapılması gerekenlerden bir tanesidir. Ve böyle olduğunda zihin kendi kendine debelenip dursa bile sen durmaya devam ettiğin için seni izleyen şey a okey sanırım şu an aramayı bıraktı dışarıda bir şeyleri bir şey bekliyor sanırım deyip konuşmaya başlayacak ve Atman kendini göstermeye başlayacak. Ama Atman'ın kendini göstermeye başlaması için senin arayışlarını yani madde alemindeki arayışlarını durdurman lazım. Ama madde alemindeki arayışlarını durdurmak demek vazgeçmek demek değildir. Yapacağınız işi bırakmak demek değildir. Ailenizde küsmek demek değildir. Uyum içerisinde olmak demektir. Elinizdekinin değerini bilmek demektir. Elinizde bir elma varsa başkasının elindeki çileye bakmamak demektir. Çünkü şu an sen elmanın tadını istediğin için elinde elma var. Ama hep isteklerin de var. Ama asıl isteği unutuyorsun. Koptuğun şeye geri dönmek. Tamam. Yoga da işte bu birliği algılama durumudur. Ne diyordu? İçsel huzurun anahtarı olarak yoga tanımlanır. Yani birlik, her şeyle bir olma, olanla bütünleşme. Sutra 12 de Yoga Chitta Vritti Niroda. Yani yoga zihnin dalgalanmalarının durulmasıdır. Yani birlik zihindeki bu çalkantılardan artık kurtulma aşamasıdır. Kurtulmak demek aha sustu komple susmasını bekliyorum benimki susmadı demek değildir. Zaten susmaz çünkü bu bedendesin bu zihindesin. Konuşmasına rağmen sen doğruyu görebiliyor olman lazım. O yüzden diyor ki bu gerçek mutluluğa ulaşmanın zihnin sürekli değişen ve kararsız hallerinden arınmakla mümkün olduğu belirtilir. O zaman sürekli bu kararsızlığı yapan ve isteklerin peşine düşen sen miymişsin, zihin miymiş? Zihinmiş. O zaman peşine düşmenin bir anlamı yokmuş. Sürekli bir zihinsel huzursuzluk hali içinde gerçek mutluluğu bulmak zorlaşır. Yoga uygulamaları ile zihin sakinleşir, netleşir. Ve daha derin bir içsel huzura erişiriz yazıyordu birinci 1.2'den zihnin sakinleşmesi için baskılamamanız gerekiyor. Serbest bırakmak gerekiyor. Bunun algısını kendi içimizde oturtmak gerekiyor. Yaşam zaten güzel. Küçücük bir şey olduğunda mutlu olabiliyorsan sen hemen mutlu olabiliyorsun demektir. Mutluluğunun sebebi o küçücük bir şeyin olması mı? Yoksa zaten sende bir mutlu olma algısı var ama o küçücük bir şey öylesine bir sebep mi? Eğer mutluluğun sebebi o küçücük bir şey olsaydı aynı küçük şeyi başka birisi de aldığında seninle aynı mutluluğu göstermeliydi değil mi? Ama göstermiyor. Örneğin limonlu dondurma. Ben limonlu dondurmayı çok severim ama herkes limonlu dondurmayı sevmez. Limonlu dondurmayı yiyorum. Aa çok hoşuma gitti mutlu oldum. Bir başkası limonu hiç sevmiyor. Önüne limonlu dondurma geldi. Ben çok sevmem ya dedi ve mutlu olmadı. Şimdi soruyorum. Mutluluk limonlu dondurmayla gelen bir şey mi? Yoksa dışarıdan gelen etkilere bizim verdiğimiz tepkilerle açığa çıkan bir şey mi? Verdiğimiz tepkilerle açığa çıkan bir şey. O zaman karşılaştığım kötü şeylere ben bunlar çok kötü diye kötü tepki verdiğimde moralim mi bozulur? Evet. Olmuyor, gitmiyor, ilerlemiyor, sıkıldım, bunaldım ve çok yoruldum. Tepkidir. Olmuyor gitmiyor sıkıldım biraz yoruldum. Ama kesin öğrenmem gereken bir şey vardır. Sonuçta beni de izleyen bir yaradan var. Ve erdemli davranışlar, düzgün ilerleyişler bana her zaman hak edeceğim şeyi evren tarafından zaten verecektir. Benim meyvesini beklememe gerek yoktur. Çünkü bunları bilen birisi zaten var. Değil mi? Ama bir şeylerin peşinde koşup kaybolan insanlar da var mı? Var. Neden kayboluyorlar? Bir Şeyin peşinde koştukları için. Peki bizim peşinde koşmamız gereken bir şey var mı? Var. Bu evrende aradığımız şey. Bu evrende aradığımız şeyin peşinde koşmamız için, o şeyin bizden kaçıyor mu olması lazım? Evet, gidiyor olmasın. Peşinden koşalım. Peki bu kadar öğreti, bu kadar eğitim aradığın şeyin senin içinde olduğunu söylüyorsa ve şey aradığın şey senin içindeyse. O zaman senden kaçan bir şey var mı? Yok. O zaman kovalamaya gerek var mı? Yok. O zaman ne yapmaya gerek var? Bir şey senden kaçmıyorsa ve kovalamana gerek yoksa sadece durarak, dinginleşerek varlığını görmen gerekiyorsa sahip olduğun şeyler ve elinde olan şeyleri görmen yeterli olacaktır. Halkız. içebileceğim mi böyle? içemedi. Bardağın suyunu içtiğim için üstünü içemedi. O zaman mutluluk kovalanacak bir şey değildir. Mutluluk olunacak bir şeydir. Ama zaten olduğun bir şey olduğun için sadece fark etmen gerekir. Kovalayacağın bir şey yok ortada. Bhakti Yoga yani Bhagavad Gita'nın 12. bölümünde adanmışlık yolunu anlatırken bize ne diye anlatmış bakalım. Kitabını okumuştuk bunları biliyorsunuz zaten ben de oradan notlar çıkardım. Hani bunları anlatırken biraz da okuduğumuz kitaplardan notlar çıkartalım istiyorum ki unutmayalım okuduklarımızda diye. Adanmışlık ve içsel huzur bölümünde Bhagavad Gita'da Bhagavad Gita'nın 12. bölümünde Krishna adanmışlık yoluyla içsel huzurun ve mutluluğun nasıl elde edileceğini açıklar. 12.12'de bilgi pratikten daha iyidir. Meditasyon bilgiden daha iyidir. Eylemin meyvesinden vazgeçmek meditasyondan daha iyidir. Böyle bir vazgeçişten hemen sonra ise huzur gelir. der. Bu adanmışlık ve içsel huzur arasındaki ilişkiyi vurgular. Gerçek mutluluğa ulaşmak için sadece eylemlerimize değil Aynı zamanda bu eylemlerin sonuçlarına olan bağlılığımızdan da vazgeçmeliyiz. Bu şekilde huzura ve mutluluğa ulaşmak mümkündür. Yani yine beklentiye çıkıyor olay. Değil mi? Bu yüzden seni mutluluktan alıkoyan şey ilizyondaki mutluluk arayışındır. Ve ilizyondaki mutluluk arayışın geçicidir. Biter. Bugün birinden hoşlanırsın, sohbet etmek istersin, sohbet edersin biter. Bugün şunu yemek istersin, yersin biter. Bugün şuraya gitmek istersin, gidersin biter. O zaman durup kendine ben zaten mutluyum kardeşim. Mutluluğun kendisiyim. Kendimi de öğrenmeye çalışıyorum. Bu hayatta zaten insanlar kendini bilmediği için yaşamdan yaşama savrulmuyorlar mı? Evet. O işten o işe savrulmuyorlar mı? Evet. Çünkü hangi işi yapacağını bilmiyor. Hangi eşle birlikte olmak istediğini bilmiyor, nasıl ilerleyeceğini bilmiyor, kendini bilmiyor. Ne yaşaması gerektiğini bilmediği için her şeyi deneyimlemeye çalışıyor. Ama bulamayacaksın çünkü kendini bilmiyorsun. Kendini bilmediğin için neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun. O zaman kendini bilmek yine bizi ikinci mutluluk olayına çıkartıyor. Yani yine Upanishad'ların, Bhagavad Gita'nın ve Yoga Sutra'nın dediği yere getiriyor. Yol hep aynı yere dönüyor farkında mısınız? Yol tektir. Ama herkesin kendi özel yolu vardır. İşte herkes kendi özel yolundan gidiyor yine tek yola geri dönüyor. Kendi yolundan gidiyor tek yola geri dönüyor. Kendi yolundan gidiyor tek yola geri dönüyor. Kata Upanishadlar bize ne söylemiş? Ölüm ve ruhsal bilgi konusunda orada biliyorsunuz ki Naciketa ölüm tanrısıyla karşılaşıp konuşuyordu. Bunun seslendirmesini Ceren sağ olsun yaptı. Ee, kanalda var. Tüm halini dinleyebilirsiniz kitabın. Kata Upanishad'da genç Naciketa ölüm tanrısı Yama ile karşılaşır ve ondan ruhun doğası ve ölümsüzlüğü hakkında bilgi ister. Bu hikaye mutluluğun ve ruhsal bilginin doğasını anlamak için derin bir öğretidir. O kısmı okuyun lütfen. Yama Naciketa'ya Atman yani bireysel ruhun evrensel ruh ile aynı olduğunu öğretir. Çünkü dışarıda aradığın şey aslında içinde. Gerçek mutluluk da aydınlanma bu derin içsel bilginin farkındalığı ile gelir. Bu bize yaşamın geçici ol e, doğasının ötesinde daha derin ve kalıcı bir mutluluğun olduğunu gösterir. Hani yaşamın geçici doğası dediği bu yaşamdan istediğimiz şeylerdir. Yaşamdan istediğimiz şeylerse birinci mutluluktur. Yani geçici. Ve şu anda deneyim yaşadığınız bu dünyanın Kazancı her kime gidiyorsa geçici mutluluklarınız için ödediğiniz her şey de oraya doğru gider. Evrende bu enerji dönüp durur. Kendinize mutluyum dediğinizde mutlu olursunuz. Sahip olduğunuz şeyle mutlu olduğunuzu görmek isterseniz mutlu olursunuz. Ama mutlu olmanın en güzel yolu kendini bilmektir. 105. kez söylüyorum belki ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Şu an yarım saattir size aslında iki cümleyle anlatılacak şeyi örneklerle 100 kere 200 kere söyleyerek anlatmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bilinçaltımız bir şeyi hemen kabul etmiyor. Ondan. O yüzden çalışmalar yapıyoruz 21 gün 40 gün. O yüzden yapıyoruz. Rigvedalarda yani Purusha Shukta'larda da şöyle söylenir. Rigveda'nın 10. mandalasında o Rigvedayı okumadık okuruz ama Purusha Shukta evrenin ve bireyin ilişkisini anlatır. Bakın evrenin ve bireyin. Bireyin başka bireylerle ilişkisini anlatmıyor farkındaysanız. Çünkü o geçici olan bir şey. Bu ilahi şarkı tüm evrenin ve canlıların ilahi puruşa'nın bir parçası olduğunu söyler. Bu anlayış bize evrendeki yerimizi ve her şeyle olan bağlantımızı hatırlatır. Gerçek mutluluk bu bütünlük ve birlik duygusunun farkındalığıyla gelir. Ne diyor bak? Gerçek mutluluk bu bütünlük ve birlik duygusunun farkındalığı ile gelir kendimizi ayrı ve bağımsız değil, evrenin bir parçası olarak gördüğümüzde daha derin bir huzur ve mutluluk deneyimleyebiliriz. Yani o zaman benim evrenle veya başka şeyle olan birliğimi göremediğim için mi mutluluğum olmuyor. Evet. O zaman ben kendimi aslında evrenin bir parçası olarak görmeyi başarırsam içimdeki birçok şey tamam etmiş olur muyum? Evet. Bakın etrafınıza çalışmalar için işte kamplara falan gidiyorsunuz. Ne? Hadi gel ağaca sarılacağız diyor. Neden? Beklentisi sadece duran bir şey var. Ağaç. Ve sana ağaca sarılmak iyi geliyor. Belki bunun çok tiyi alıp dalgasını geçiyorlar bilmeyenler ama Önemli değil. Onlar da öyle eğlenmek istiyor. Fakat duran bir şeyi sarılarak sakinleyebiliyorsun ağaca sarıldığında. O zaman sen durursan, ağaç gibi olursan, esen rüzgarla güzelliği hissedersen, yapraklarından çıkan ıslık sesleriyle aslında evrenle konuşuyor olursan ve sadece kendi alanında olursan, o zaman her şey net bir şekilde tamam edebilirsin. Dışarıda bir şeyleri yaşamak, tadına varmak, gezmek, eğlenmek, sevmek, sevilmek çok güzeldir. Yemek içmek çok güzeldir. Ama gerçek mutluluk ya da sınırsız olarak sahip olacağınız mutluluğu dışarıda bulamazsınız. Ne kadar kendinize yaklaşırsanız o kadar bulabilirsiniz çabalayıp da zorlananlarınız da var biliyorum. Eğitimlerden de biliyorum. Bazen düşüyorum bazen kalkıyorum diyorsunuz. Yol böyle. Baba Aziz'de olduğu gibi düşün. Baba Aziz filminde ne yapıyordu adam? Çağırıyorlar gidiyorum. Bir yer var. Neresi olduğunu da bilmiyorum. Ama bir yol olduğunu biliyorum. Gönlüyle yürüyenler bu yolda zaten varacağı yere varacak diyor. Gönlüyle yürüyor. Bak Gönlüyle yürüyor ve milyon tane farklı dünya, milyon tane farklı kasaba olay görüyor. O olaylara takılı kalmıyor. Varmak için çıktığı yoldaki yolculuğuna devam ediyor. Ama bizler yolda gördüğümüz şeylere çok takılıyoruz. Takılmamamız lazım. Bana bunu söyledi. Söylesin, onun fikri. Şuyum yok. Yoksa bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama... O onun olması sana göre senin için çok gerekli gerekliyse bile bence evren senden daha iyi biliyordur ve sana neyin gerekli gerekliyse onun geleceğinin daha doğru olduğunu bildiği için sana gerekli olan şeyi gönderiyordur diye düşünüyorum. Bu yüzden paylaşmak güzel, var olduğun yeri hissetmek güzel, nefes almak güzel, yürüyebilmek güzel, görebilmek güzel, hissedebilmek güzel, tadabilmek güzel. İlla ben yok ya ben yine de sahip olmuş ya da mutlu değilim diyorsan ve gözlerin görüyorsa görme engelli birisinin karşısına git ve birkaç dakika bak bakalım. Sence şükretmeli misin etmemeli misin? Böyle diyerek sizi ay sizden kötülere bakın ve halinize şükredin demiyorum. Bu bir kısıtlamadır. Ben bundan bahsetmiyorum. Ama illa bunu istiyorsan diye söylüyorum. Herkes kendi yaşamı kadar yaşar dışarıda bulabileceğimiz hiçbir mutluluk yoktur. Dışarıdaki mutluluklar geçicidir. Ama kişi dışarıdaki mutlulukları bile sınırsız ve sonsuz hale getirebilir mi? Getirebilir. Nasıl? Kendi içindekiyle hemhal olarak. Ben dışarıdaki X birisiyle çok mutlu olabilir miyim? Olabilirim. Ama nasıl? Kendimle tamam olmayı başardığımda ben ancak dışarıdaki birisiyle mutlu olabilirim. Kendimle tam olmayı başardığımda dışarıdaki bir şeyi aldığımda gerçekten mutlu olabilirim. Bunu unutmayın. Kendimle içimde tam olmazsam, kendimi öğrenmezsem dışarıdaki bir başka bireyle mutluluğu uzun sürdüremem. Sahip olmak istediğim şeye sahip olduğumdaki mutluluğu uzun sürdüremem. Her şey yani birbirine bağlanması gereken örüntüler benim içimde saklı. İçimdeki örüntüleri birbiriyle bağlayıp kendimi tanıdığımda dışarıya karşı bir duruşum olur. Kavgalar, gürültüler, sarhoşluklar, üstünüze gelinmesi, sizin başkasının üstüne gitmeniz, eksiklikler, fazlalıklar asla gözünüze batmaz. Dersiniz ki bana ne gerekliyse evren zaten vermiş, bana ne gerekecekse evren zaten verecek. Peki benim yapmam gereken şey ne? Şu anda elinizde yapmanız gereken şey neyse... Yapmanız gereken şey o. Başkasına bir zarar vermeden kendinizi, kendinize daha iyi tanıtabilecek yapmanız gereken ne varsa bunu devam ettirmek. Ama bunu dengeli bir şekilde yapmak. Hem ruhani çalışmalarımız, hem maddi dünyadaki e, sağlam ve doğru duruşumuz hem de elimizin altında olanın yapmamız gereken tüm işleri yapabilmemiz. Tamam. Yani son cümle ne? hocam derseniz dışarıda bulabileceğiniz bir mutluluk yok. Onlar sadece ilizyondur. <laughs> Gerçek mutluluğu ancak kendi içinizde bulabilirsiniz. Ve şu anda aslında mutlusunuz. Ruhun karanlık gecesini yaşıyor bile olsanız mutlusunuz. Neden? Bir şeyleri başarmışsın, ilerlemişsin, <laughs> kendini görme aşamasına kadar gelmişsin. O kadar gelmişsin ki İçindeki atman yani yaradan demiş ki gel temizlenme zamanı. Şimdi biraz da teslimiyeti öğren ki büyü ki sana olman gereken yerin kapısını açayım. Anlatabiliyor muyum? Ruhun karanlık gecesine bile böyle bakmanız lazım. Mutluluğa da böyle bakmak lazım. Kötü şeyler yaşıyor olmak kötülük olduğu için değildir. Hak ettiğimiz yere ulaşıp hak ettiğimiz yerin hakkını verebilecek seviyeye gelmek içindir. Bu yüzden baştan başlamak gerekir her bir dönemeçten sonra. Özellikle 4-5 yıldan sonra. Bu yüzden her seferinde öğrendiğimizin üzerine katarak tekrar öğrenmek gerekir. Katarak tekrar öğrenmek gerekir. Bu yüzden dönemeçler vardır. Bu yüzden basamaklar vardır. Bu yüzden kavgalar vardır. Eşinle bile her zaman kavga edersin ve orada bir problem vardır. Ama öğrenirsen eşinle bile arada bir kavga edersin. Bir şey öğrenirsin daha sağlam devam edersin. Üç gün sonra da o ettiğin kavgaya gülersin. Ama öğrendikçe ne yaparsın? Kavga kavga olmaz artık. Kavga bir şeyi çözümlemek için oturup konuşacağınız bir şey haline gelir. Birbirinizin değerini ölebilirsiniz. Kendinizin değerini ölebilirsiniz. Yolun değerini ölebilirsiniz. Diyelim ki bunların hiçbirisi yok. Diyelim ki hiçbir din, öğreti, her şey yalan. Diyelim ki. İşin sonunda kim mutlu olur biliyor musun? Kendini tanıyanlar. Kendini bilenler. Ama bunlar yok deyip bıraktığında kendini tanımıyorsan, yola girmiyorsan, ilerlemiyorsan hiçbir şekilde mutlu olamazsın. Bunların hepsi gerçek de olsa, gerçek olmasa da ki ben canı gönülden gerçekliğine inanıyorum. Hem deneyimleyerek hem bilerek. İşin sonunda her zaman kendini tanıyan, erdemli davranmış olan, doğru olan ve herkesi kendiyle bir gören kişi kazanır. Net. Neden? Çünkü içinizdeki terazi dengededir. Kendi mahkemenizde kendinizi yargılamazsınız. Öğreniyorum sonuçta dersiniz. Ve doğru bir şekilde gidersiniz. Dışarıdaki mutluluklar geçicidir. İçerideki mutluluklar ise kalıcıdır. İçeriye ulaştığında artık kalıcı mutluluktasındır. Daha ancak o zaman büyüyebiliyoruz biz. Yani birilerine bir şeyler yaptığımızı göstermenin hiçbir anlamı yok. O da aynısını yapabilir çünkü. Çabayla alakalı ya bu. Senin üstün olduğun kimse yok. Senden üstün olan kimse yok. Herkes eşit. Herkesin atmanı aynı ve bir. Tüm enerji birbiriyle bir. Üstünlük yapacağın kimse yok. Aşağı hissedeceğin kimse yok. Kaçman gereken kimse yok. Saygını, tepkisizliğini, şefkatini, uyanışını ve pratiklerini devam ettirmen yeterli. Çünkü bu evrenin bütün varoluşunda iç huzurunu yakalayabilmek önemli olan şey. Kişisel algılamadan, dürüst ve açık olarak, başkasının işine karışmayarak, kendi yolumuza sadece bakarak. Bu kadar. İnsanın kendi mahkemesi içindedir. Çünkü içinde atman vardır ve içinizdeki atman o mahkemenin her zaman en doğru sonucunu verir. O yüzden eziyetler çekeriz. Bazen de büyümek için eziyetler çekeriz. Yani ruhun karanlık gecesi size ilizyon olan mutlulukla gerçek olan mutluluğun arasındaki farkı teslimiyet sayesinde öğretir. Bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi varsa sorularınıza geçelim. Ayrıca e, destekler için teşekkür ederim. Bunların hepsini eğitim sonra şey yayın sonrası toplayacağım. Tema Vakfı'ndaki muhtemelen kilise göndeririz. Çünkü en son yayında kiliste oluşmuştuk bakalım. Sorulara bakalım.